Trabzonspor'un sayfaları ekranlarımıza geliyor. Tabi NDI'den bahsedilmiş çoğunlukla. Yunus Emre bir haberi var ona göz atacağız. Sabah 21 Borda Mavi ile kulübü Stock City'den onay alarak görüşme yaptı. NDI ile rakamsı olarak tüm konularda anlaştı. 35 bin sterlinlik haftalığının 6 aylık süre için Trabzonspor tarafından karşılanacağı öne sürüldü. Bu şartlar nasıl? Ya NDI kalitesinde bir oyuncu şartlar normal. Yani e, bir şeydi. Ben yine ...benzer bir şey söyleyeceğim. Senin NDI'ye mi ihtiyacın var? Başka bir yere mi ihtiyacın var? Buna bakmak Trabzonspor bu sezon şampiyon olabilir içinden. Bu çok önemli bir şey. <laughs> yani Galatasaray devre dışı gibi gözüküyor. Beş yaşın devreye girmesi çok kolay gözükmüyor. Bak çok net konuşuyorum. Fenerbahçe eğer devre arasını kötü geçirirse... ...kötü geçirmek dediğim şu... ...Vedat Muric'in yerine bir... ...B planı bulamazsa... ...uzunluk maratonunda Vedat kendine çok iyi bakan bir oyuncu olmazsa rağmen... ...sıkıntı olabilir... Atatürk'ün önünde Storage gibi müthiş bir yıldızım var. Charlotte ee, gibi Oyun karakterine uygun olmaz. Her deplasmanda neredeyse gol atan bir adam var. Evet. Ee, Onazı gibi bir orta saha var. Sosa gibi bir adamım var. Vakaeme gibi bir yıldızım var. Dolayısıyla bu şartlarda Trabzonspor'un NDI'ye ne kadar ihtiyacı var ben tartışırım ya. Kime ihtiyacı var? Hangi bölge oyuncusuna ihtiyacı var? Yani ke? ben mesela eğer Storch'ten çok fazla verim alamayacağını Hı. istikrarlı düşünmüyorsam ben bir deplasman golcüsüne ihtiyacım var mesela. Bir kontra atak golcüsüne derbilerde kullanacağım bir kontra atak golcüsüne ama onlarda şuna bakın Charlotte hep deplasmanda gol atıyor diyebilirler. Oyun stili o olmamasına rağmen olabilir. Bence bir stopere alternatif bir stopere ihtiyaçları var. Peki Solot'u övdü yerel gazeteler. Takvimin 13. sayfasına da gidelim. Trabzonspor'da Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler deplasmanda kazanılan Konya Spor maçının ardından bir takım yorumlarda bulundular. Vurgular yaptılar galibiyetin vurgusunu. Forvet oyuncusu Solot özel olarak övüldü. Zirveye uçuyoruz. Dikkat dikkat. Golcunuz Solot sesleniyor. Arkanıza yaslanın. Kemerlerinizi bağlayın gibi. Güzel coşkulu haberler vardı. Tabii Solot bu sezon takımı sırtlayan isimlerden bir tanesi. Storic bu başarının arasında? Çünkü niye soruyorum? Siz geldiğinde çok iddialıydınız. Yani beklentiniz çok yüksekti daha Çizim, doğrusu. Çiğdem şu anda Türkiye'de oynayan yabancılar arasında. Ben böyle bir araştırma yapmadım ama <laughs> izlediğim lig maçlarına bakarak konuşuyorum. Oynadığı maç yaptığı katkı olarak ilk sıradadır. Storici. 4 ya da 5 maç oynattı. Bildiğim kadarıyla 4 gol 4-5 tane evet. var. Yani oynadığı maça bölersen attığı golleri, yaptığı asisleri. Şu anda bana göre en büyük katkı sağlayan oyuncu. 10 gol 22 puan. Charlotte şu açıdan çok önemli. Bir defa genç bir adam. Hı hı. Sen bu oyuncuyu doğru kullanırsan, bu şekilde devam ederse ki kuzey ülkesinden gelen bu oyuncu hani belli bir disiplini var. Dolayısıyla bu çocuk ileride çok büyük bir golcü olabilir. Trabzonspor'un geleceğinde yıllarca oynayabilir, satıp para kazanabilirsin. Trabzonspor şu anda gençlerle bir rüzgar yakalamış hı hı. durumda. Yerli ve yabancı bunu kullanması ve araya birkaç tane tecrübeli e, yabancı bulma şampiyon olursun zaten. Peki oyunu eleştiriyor musun? Mesela Konyaspor maçındaki evet skor konuşuldu. İyi bir skor ama Hı. yani takımın geri çekilmesiyle alakalı bir takım biliyorsun eleştiriler vardı. Hatta başkan da bu tarz bir şeyler çok söylemişti. Çok kötü bir maçtı. Eee gibi taraftarlar da eleştiriyorlar. Çok kötü bir maçtı. Ben sana zaten çok zor maç olur evet. demiştim. E, çok zor maç olur demiştim. Niye Konyaspor oyun tarzından dolayı. Sen ona uyum sağlarsan mesela Trabzonspor bazen saymadım ama 30-40 pas yaptı. 29 tanesi kendi sahasında olmak üzere. Konya Spor hiç çıkıp o topları almayı bile düşünmedi. Konya Spor'da garip bir şey var. Çizden bu ben kadrosuna bakıyorsun. Skubiş diye bir adam var yürümüyor ya. Sanki eski halini görmesek nereden buldunuz diyeceğiz. Ömer Ali diye bir adam var. Her tarafta kullanabileceğin bir adam kart görüyor bilmem. Yani Konya'da garip şeyler oluyor bilmem çözemedim. Yani Uzakım Konya'daki meslektaşlarımız biraz analiz yapması lazım. Uh -huh. Konya Spor bu kadar kötü bir takım değil.